Ceza sahası. Bir an orada olduğunuzu düşünün. Bir an için onların yerinde olduğunuzu düşünün. Ve vaktinizin neredeyse tamamını geçirdiğiniz yerin adı ceza sahası. Arkanızda 3 direğin arasında 7.32-2.44 ölçülerinde savunmanız gereken dev bir alan. Yapacağınız en ufak bir hatanın telafisi yok. Futbolun mucidi İngilizlerin inanışına göre kaleciler biraz deli insanlardır. Varsın onlar delilik desin, ben olsa olsa cesaret diyorum. Bugün anlatacaklarımız futbolun en cesur adamları. İşte son 25 yılda izleme şansı bulduğumuz en iyi 20 kaleci. 20. David Seaman. Listemizin son sırasında yer verdiğimiz İngiliz file bekçisi şanssız bir isim. Çünkü genellikle 2002 Dünya Kupası'nda Ronaldinho'dan yediği acayip frikik golüyle hatırlanır. Türk futbol severlerden yaşı yetenler ise onu Galatasaray, Arsenal ve İngiltere-Türkiye maçlarından hatırlar. Kendisi at kuyruğu yaptığı saçları ve bıyığıyla imaj olarak da sıradışı bir oyuncuydu. 77 kez İngiliz milli takımının formasını giydi. Arsenal'ın 98 ve 2002'de birisi namağlup olmak üzere 2 kez şampiyon olduğu dönemde kaleyi koruyan David Seaman, 140 Premier Lig maçında kalesini gole kapatarak bu alanda lig tarihinde 4. sıraya yerleşti. Refleksleri ve sezgileri güçlü bir kaleciydi. Özellikle penaltı vuruşlarında çok başarılıydı. 9. Çok çabuk reaksiyon verebildiği için onu tek ayak üzerinde yakalamak zordu. 1.93'lük boyuna rağmen atik bir kaleciydi. Özellikle kendi soluna doğru vurulan toplarda kolay geçit vermezdi. 19. Gianluigi Donnarumma. 19 numaranın sahibi bu listede çok daha yukarılara tırmanmasını beklediğimiz Donnarumma. Listemizdeki 3 İtalyan kaleciden birisi ve aynı zamanda en genç kaleci. Donnarumma'nın henüz 21 yaşında olmasına şaşırabilirsiniz. Zira kendisi yıllardır Milan kalesini koruduğu için ve fiziksel olarak devasa boyutlarda olduğu için yaşı büyük gösteriyor. Ancak kendisi 16 yaşından beri kalede ve 200 resmi maçı devirmiş durumda. 1.96 boyuna rağmen yerden gelen, zeminden sekerek hız kazanan toplara yenilmiyor Donnarumma. Klişe bir tabir olan kalesinde devleşmek deyimi sanki onun için söylenmiş gibi. İtalyan kaleci o kadar büyük, o kadar iri yarı ki kollarını iki yana açtığında kaleyi bütünüyle kaplamakta hiç zorlanmıyor. Bir iki geliştirmesi gereken nokta da mevcut tabii ki. Örneğin topları tehlikeli bölgeye tokatlamak gibi bir eğilimi var. Bir diğer zayıf kabul edilebilecek yanı topu oyuna sokma konusunda henüz kendini kanıtlamış bir kaleci olmaması. Ancak tekrar söylemekte fayda görüyorum, bu genç irisi adam henüz 21 yaşında ve futbol tarihine geçebilecek bir yetenek. Bugüne dek 16 kez A milli olan Donnarumma şimdilik majör bir kupa kazanamadı. Ancak kısa bir süre içerisinde büyük bir transfer yapması ve kariyerinin yükselişe geçmesi kuvvetle muhtemel. 18. Julio Cesar. Bir kaleciye göre nispeten kısa süren prime dönemine rağmen Julio'nun bıraktığı anılar onu bu listede 18. sıraya koymaya yetti. 20 kişilik listemizdeki 5 Brezilyalı kaleciden ilki Julio Cesar. Onu elbette Inter kalesini korurken yakaladığı inanılmaz formunu hatırlıyoruz. 2005-2012 yılları arasında İtalyan ekibinin 1 numarası olan Julio Cesar burada üst üste 5 Serie A ve 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu gördü. O dönem birçok otoriteye göre dünyanın en iyi kalecisi olarak kabul edilen Brezilyalı 87 kez milli takımın kalesini de korudu. Güney Amerikalı kalecilerin çoğunda bulunan bir ortak özellik elbette onda da mevcuttu. Hani kedi gibi kaleci derler ya, işte Julio Cesar o sınıftan. Atletik yetenekleri sayesinde kalede harikalar yaratan, hem kurtaran hem de estetik açıdan mükemmel fotoğraflar veren bir kaleciydi. Vakti zamanında Lionel Messi ve Arjen Robben gibi isimlerin uzak köşeye vurduğu plaseleri kurtarmayı başarmış az sayıdaki kaleciden biridir. Üzerine gelen şut ne kadar sert olursa olsun
Eldivenleriyle o topu bir şekilde yumuşatabilen eşsiz bir kaleci tekniği vardı Cesar'ın. Rogério Senna. Tam 23 yıl boyunca São Paulo'nun file bekçiliğini yapan Senna, hiç ülkesinin dışına çıkmamış olmasına rağmen dünya çapında üne kavuşmuş bir isim. Senna kariyeri boyunca oynadığı 1251 maçta penaltı ve frikiklerden attığı 131 golle tarihin en golcü kalecisi. São Paulo efsanesi kulübüne öyle bağlıydı ki hiçbir zaman Avrupa'da oynamak gibi bir hevese kapılmadı. Bu listeye yalnızca sıra dışı bir kaleci olduğu için girdiğini sanmayın, Senna aynı zamanda çok da üst düzey bir kaleciydi. 3 kez Libertadores kupası sahibi olan Rogério Senna, 18 kez milli takımda görev yaparken kariyerinde tam 590 maç kazanarak bu rekorunda sahibi oldu. Bir kalecinin gol yediğinde hissettiği şeyleri en iyi anlayacak kişi yine başka bir kalecidir. Ancak bir kalecinin gol attığında hissettiklerini anlayabilecek çok az sayıdaki isimden birisiydi Senna. Ederson Moraes. Brezilyalılarla devam ediyoruz. Ama bu kez stil olarak bambaşka bir kaleci var sırada. Manchester City file bekçisi Ederson, 2017'de İngiliz ekibine 40 milyon euroya transfer olduğunda tercih edilmesinin birinci sebebi kalecilik yetenekleri değildi. Ki hiç yabana atılmayacak bir kaleci olduğunu da söylemek gerekir. Bundan 20 sene önce olsa risk ya da şımarıklık sayılabilecek şeyler yapıyor topla birlikte Ederson. Nice orta saha oyuncusunda bile bulunmayan cinsten bir teknik kapasiteye sahip. İyi pas atan, ayak içi temiz kalecileri daha önce de gördük ama Ederson bu yeni nesil libero kalecilerin içinde belki de en iyisi. Topu ellerine alma ihtiyacı hissetmeyen, kusursuz bir ilk dokunuşa sahip olan, oyun kuran, sağ boşaltan, asist yapan hatta yerine göre çalım atan bir kaleci. Özgüveni o kadar yüksek ki kalesini terk etmek için yer arayan bir tarzı var Ederson'un. Aynı zamanda topu bir an önce oyuna sokabilmek adına risk alarak yumruklamaktan ziyade tutmaya çalışıyor. Bu aşırı özgüveni ona zaman zaman basit goller yedirse bile nadiren yaptığı bu hatalar tolere edilmek zorunda çünkü birkaç saniye içinde topu forvet oyuncularıyla buluşturabilecek bir yetenek. Kalecisi Ederson olan bir takıma önde baskı yapmak bazen intihar anlamına gelebilir. Jan Oblak. 27 yaşındaki Oblak an itibariyle piyasa değeri bakımından dünyanın en değerli kalecisi. Atletico'nun 2014 yazında Benfica'dan transfer ettiği Slovenyalı kaleci o tarihten itibaren dünyanın aktif en iyi birkaç file bekçisinden biri olmayı başardı. Ederson kadar olmasa da Oblak ayağı hayli düzgün oyun başlatabilen bir kaleci. Fakat esas güçlü yanı zaman zaman kalede tek başına direnebiliyor olması. Kendi soluna doğru uzandığı zaman alamayacağı top yok gibi. Tam bir çizgi kalecisi Oblak. Gol çizgisi üzerinde yaptığı akıl almaz kurtarışlarla meşhur. Bazı kaleciler oynadıkları takımın maçları domine etmesi sebebiyle kalelerinde maç boyu tehlike yaşamazlar. Ancak gelen az sayıdaki top için maç boyu pür dikkat beklerler. Oblak ise Atletico'nun oyun tarzı itibariyle çok daha fazla sayıda şuta hedef olan bir kaleyi koruyor. En yakın örneğini Anfield'da bizlere gösterdiği gibi kurtardıkça maça ısınan, ısındıkça kurtaran, kurtardıkça alev alan bir kaleci.
14. David De Gea. Yolu Atletico'dan geçmiş bir başka başarılı kaleci. 29 yaşındaki bu yakışıklı muhtemelen meslektaşları arasında refleksleri en kuvvetli olan isim. United'ın son birkaç yılda yaşadığı düşüşten De Gea da biraz etkilenmiş durumda ve şu an için formunun zirvesine sayılmaz. Fakat İspanyol kalecinin geçmiş yıllardaki performansı onu bu listede 14. sıraya koymaya yetiyor. De Gea elleri kadar ayaklarıyla da çılgın kurtarışlar yapabilmesiyle ünlü. Bel ya da göğüs hizasına atılan şutları uçarak, yakın mesafeden ve yerden gelen topları da ayaklarını kullanarak savuşturan, gol açılarını mükemmel kapatan bir adam. Başka bir özelliği yerden çok çabuk kalkabilmesi ve birkaç saniye içerisinde ard arda kurtarışlar yapabilmesi. Yapışkan eldiven lakaplı De Gea mağlup edilmesi en zor kalecilerden biri. Thibaut Courtois. Tıpkı De Gea gibi son dönemdeki düşüş sebebiyle bu listede şimdilik 13. sırada Thibaut Courtois var. Diego Simeone'nin Atletico'sunda yıldızlaşmış kalecilerden biri. Belçikalı eldiven, Chelsea tarafından 2 sezon boyunca kiralandığı Atletico'da öyle bir performans gösterdi ki, dönüşüyle birlikte önce kaleyi bir başka efsane olan Petr Cech'ten devraldı, ardından Real Madrid'in yolunu tuttu. 1.99'luk boyuyla kaleyi dolduran bir kaleci Courtois. Onun uzmanlık alanı birebir pozisyonlarda, cüssesiyle ve pozisyon alışıyla açıyı çok iyi kapatabilmesi. Çok atletik bir kaleci değil, dolayısıyla jenerikli kurtarışlarıyla öne çıkan biri sayılmaz ama çok iyi yer tutması sebebiyle uçmasına da pek gerek kalmıyor. Boyu sebebiyle yan toplarda da en ufak bir zaaf göstermediği gibi ayağıyla oyun kurma konusunda da geçer notu var. Courtois, bütün bu özellikleri sayesinde en komple kalecilerden biri. Ahtapot lakaplı Courtois, karşı karşıya kalmak istemeyeceğiniz türden bir kaleci. Dida. Listemizdeki 4. Brezilyalı Dida özel bir kupa koleksiyonunun sahibi. Brezilya'nın efsane kalecileri Tafarel ve Gilmar'ın ardından en çok milli maça çıkan 3. kaleci durumunda. 92 kez Brezilya milli takımını kalesinde koruyan Sambacı, bir Dünya Kupası ve bir Copa Amerika'nın yanı sıra kulüp kariyerinde Milan'la 2 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Kendi döneminin en iyilerinden biri olan Dida, özellikle penaltı kurtarışlarıyla ünlenmiş, sezgileri kuvvetli bir kaleciydi. Tıpkı diğer Brezilyalı meslektaşları gibi atletizmiyle estetik kurtarışlara imza atan 1.95'lik Dida, Corinthians günlerinden beri penaltılar kralı lakabıyla anılıyor. Angelo Peruzzi. İtalyan eldiven, mesleğini uzunca bir süre üst düzeyde icra edebilen kalecilerden bir tanesi. Roma, Inter, Juventus ve Lazio gibi 4 İtalyan devinde forma giymiş, kariyerinde 600'ün üzerinde resmi maça çıkmış bir isim. 96'da Juventus'ta Şampiyonlar Ligi şampiyon olup 2006'da Dünya Kupası kaldıran İtalyan milli takımının kadrosunda bulunan Peruzzi, çoğu zaman Buffon'un arkasında kalmasına rağmen 36 kez milli formayı giydi. 1.81 boyuyla standartların altında kısa boylu bir kaleci olmasına rağmen bu dezavantajını çabukluğuyla, atikliğiyle kapatan bir kaleciydi. Bugünün teknolojik imkanlarına sahip olsa belki çok daha uzun süre oynardı fakat yine de yaşı ilerledikçe ve tecrübesi arttıkça kalesinde gitgide büyüdü ve 37 yaşına dek oynadığı her takımın birinci kalecisi olmayı başardı.
Hugo Lloris. 2012 yılından beri Tottenham'da forma giyen Fransız kaleci şimdiden bir Spurs efsanesi olmayı başardı. Lloris belki yetenek anlamında dünyanın en iyilerinden birisi değil. Ancak adının anlamı bu kulüp için çok büyük. Aynı zamanda takım kaptanlığını da yapan 33 yaşındaki tecrübeli eldiven, büyük maçlarda ortaya koyduğu performanslarla sık sık adından söz ettiren, iyi gününde maç alabilecek türden bir kaleci. Tıpkı Oblak gibi o da kalesine gelen top miktarı arttıkça devleşen bir adam. 114 maçla milli formayı Turan ve Henry'nin ardından en çok giyen 3. oyuncu ve 85 maçla kaptanlık pazubandını en fazla takan isim. Spurs kariyerinde genellikle kaybeden tarafta yer alan Aziz Lloris, 2018'de Fransa milli takımıyla katıldığı turnuvadan beri artık bir dünya şampiyonu. Edwin van der Sar. Hollandalı kaleci kariyeri boyunca hakkı yeterince teslim edilmeyen bir isimdi. Ajax, Juventus ve Manchester United gibi üst düzey takımlarda oynadı. 130 maçla Wesley Sneijder'in ardından Portakallar için en çok maça çıkan oyuncu oldu. 4 Premier Lig ve 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. İngiltere'de 11 maç ve 1311 dakika süren gol yememe rekoru halen kırılabilmiş değil. 1.99 boyunda uzun ince fidan gibi bir adamdı van der Sar. Bu fiziksel özellikleri sayesinde kalenin her noktasına ulaşabiliyordu. Özellikle frikikle avlamanın çok zor olduğu bir kaleciydi. Büyük kaleci olmak için elbette üst düzey bir konsantrasyona sahip olup maçın her saniyesini yaşamak gerekir. Ancak van der Sar tüm bu efsane isimler arasında bile bu özelliğiyle ön plana çıkıyor. Onu gafil avlamak neredeyse imkansızdı. Edwin 41 yaşına kadar üst düzeyde oynadı ve 2011'de futbola veda etti. Marc-André Ter Stegen. Sıralamaya aldığımız 3 Alman kaleciden ilkiyle devam ediyoruz. 4 kez La Liga ve 1 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Ter Stegen, 2014'te Barcelona'ya transfer olurken bonservisine sadece 14 milyon euro ödenmişti. 2020 yılı itibariyle bu fiyatın kendisi için ne kadar komik bir rakam olduğunu ifade etmek ve Barça yönetimini tebrik etmek gerekir. Bugün onun gibi bir kaleciye sahip olmak için bu fiyatın en az 10 katını ödemek zorundasınız. Ter Stegen havaya sıçradığı anda neredeyse bir kulaç boyu kadar uzayabilen bir kaleci. Olur mu öyle şey demeyin, ben yaptığı kurtarışları ancak böyle açıklayabiliyorum. Adam resmen uzuyor. Tehlikeyi sezip ayaklarını yerden kestiği anda kalenin her yerine rahatça uzanabiliyor. Ter Stegen ayak tekniği de ortalamanın çok çok üzerinde olan tam bir libero kaleci. Barça kalesinde uzun yıllardır onun kadar güven veren bir kaleci olmamıştı. Hem kurtarışları hem de oyunu başlatan birinci adam olmasıyla Katalanların oyun felsefesi için biçilmiş kaftan. Alisson Becker. 5. ve son Brezilyalımız. Onun yükselişi ve dünyanın en iyi kalecisi unvanını alması o kadar ani oldu ki çoğumuz bir kulp takmaya çalıştık. Hem Liverpool'un ona ödediği bonservis bedeli, hem önünde oynayan savunmacıların kalitesi, hem de takım halinde yaptıkları dengeli savunma sebebiyle onun hakkını teslim etmemek için uğraşanlar çok oldu. Ben bu durumu şöyle örnekliyorum. Hayatınız boyunca asgari ücretle ve yoğun tempoda çalışan biriyseniz, bir üst düzey yöneticinin aldığı muhtemelen sizinkinden 10 kat fazla maaşı duyunca şöyle düşünürsünüz. Bu adam bazen gün boyu kalem oynatmıyor, ben o parayı kazansam bir saniye durmadan çalışırdım. Fakat bu yönetici o parayı her saniye çalışmak için değil, gerektiğinde duruma el koymak,
başka birinin üstesinden gelemeyeceği bir acil durumu yönetmek için alır. Alisson gibi kaleciler için de durum aynı. Kalesine zaten az top geldiği için onun yerinde sıradan bir kaleci de olsa yine az gol yer diye düşünebilirsiniz ama bu adama gol atmak bir mesele. Zayıf olduğu tek bir departman yok. Birebiri, refleksleri, yan topları, atletizmi, kalesini zamanında terk etmesi, açı kapatması, hamle zamanlaması ve yer tutması. Hepsi kusursuza yakın. Üstelik Alisson Becker hem eliyle hem de ayağıyla oyun kurabilen dünyanın en modern kaleci profili. Sanırım neden o kadar para ettiğini şimdi daha iyi anlamışsınızdır. Altı, Petr Cech. Sırada birçok rekoru alt üst etmiş fenomen bir kaleci var. Petr Cech Premier Lig'de 202 maçta kalesini gole kapattı ve bu alanda hala açık ara lider durumda. Diğer yandan lig tarihinde bir sezonluk kurtarış yüzdesi baz alındığında Cech 2007 yılında kalesine gelen isabetli şutların %91'ini kurtararak bu alanda da rekorun sahibi oldu. Özellikle Jose Mourinho'nun döneminde Chelsea takımına gol atmak çok zor bir işti. Ama bu durumda defans oyuncuları ve takım savunmasının istikrarı kadar Cech'e de paya vermek lazım. Cech yalı eldiven, penaltı kurtarma konusunda özel bir yeteneğe sahipti. Cristiano Ronaldo'nun penaltısını kurtarabilmiş ender kalecilerden birisidir. 124 kez milli formayı giyen Cech, 4 Premier Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanırken ülkesine tam 7 kez yılın futbolcusu seçildi. Peter Schmeichel. Manchester United'ın efsane kalecisi Schmeichel, kendi döneminin en iyi kalecisi olarak kabul görmüş bir isim. 1990-1999 yılları arasında kalesini koruduğu Kırmızı Şeytanlarla 5 Premier Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi kazandı. Danimarka milli takımıyla 126 maça çıktı, 92'de Avrupa şampiyonluğu yaşadı. O dönemde sokakta top oynayan neslinin idolü olmuş müthiş bir kaleciydi. Maç boyunca önünde oynayan defans oyuncularıyla kavga eder, bağırır çağırır hiç susmazdı. Arada canı sıkılıp gol atmak için kornerlerde rakip ceza sahasına giden 1-2 tahtası eksik bir adamdı ama muhteşem bir kaleciydi. Kariyerinde attığı 3 tane gol mevcuttur. İmkansız toplar kurtarırdı Schmeichel ama ona göre büyük kaleci olmanın sırrı bu değildi. Her kaleci gol yediğinde yıkılır diyor. Ayağa kalkması ise biraz zaman alır. Bazıları için bu süre birkaç saniye, bazıları için birkaç dakika, bazıları için birkaç maçtır. İşte bu süreç ne kadar kısa sürerse o kadar iyi bir kalecisiniz demektir. Ben hep çabucak ayağa kalktım. Manuel Neuer. Dünyanın en iyisi etiketini uzunca bir süre koruyan bir başka yaşayan efsaneyle devam ediyoruz. Neuer 2017'de kariyerini inişe geçiren büyük sakatlıkları yaşamadan önce dünyanın tartışmasız bir numarasıydı. Dünya Kupası şampiyonluğundan Şampiyonlar Ligi'ne, 7 Lig şampiyonluğundan UEFA Süper Kupası'na kadar saymakla bitmeyecek bir kupa koleksiyonu var. Hem Bayern Münih hem de Alman milli takımının kaptanı. Aktif kaleciler arasında bana göre halen dünyanın en iyisi. Birebir pozisyonlarda kalecilerin uyguladığı bazı teknikler vardır. Bazıları ayaklarını bir yana, üst vücudunu başka bir yana savurarak gol açısını kapatmaya çalışır. Bazıları ise topa doğru son sürat gelerek çalım yeme ya da penaltı yaptırma pahasına topu forvetin ayağından söküp almaya çalışır.
Noah'ya kendisine o kadar güveniyor ki bunların ikisiyle de işi yok. Kale sahasının hemen önüne kadar açılıp forvet oyuncusunu orada bekleyen, sıkıyorsa gel at dercesine forvetlere psikolojik baskı yapan tam bir duvar. Ne uzak köşeye vurulan bir plase, ne yakın mesafeden gelen serseri bir top, ne uzaktan atılan bir bazuka onu mağlup etmek için yeterli olmayabiliyor. Kalecilik melekeleri bakımından bu mesleğin en tepe noktası bana göre Noah. Hani bazen bu gol nasıl kaçar dediğiniz anlar olur ya, Noah bu gol nasıl kurtarılır dedirten cinsten. İker Casillas. Sadık bir hizmetkar olarak yıllarca görev yaptığı Real Madrid'den ayrılırken gözyaşlarını tutamayan Casillas, her dönemde dünyanın en iyi kalecisi tartışmasında adı geçen 3 kaleciden biri olarak bu listede de 3 numaranın sahibi. 1.82'lik boyuyla efsane olmayı başarmış çok ama çok özel bir kaleci. İker, Real Madrid kalesine geçtiği gün henüz 18 yaşında ergenlik sivilcelerinden yeni kurtulmuş bir çocuktu. Bu kadar büyük bir kulüpte bu kadar uzun süre kalmak için çok çalıştı ve her konuda kendini geliştirmek için büyük çaba harcadı. 5 La Liga, 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun yanı sıra 167 kez giydiği İspanya milli takımı formasıyla 1 Dünya Kupası ve 2 Avrupa şampiyonluğu yaşadı. O kadar atik bir kaleciydi ki kalesine yarım saniye arayla 2 şut çekseniz ikisini de kurtarmakta zorlanmazdı. Real Madrid kalesini yıllarca adeta namusu gibi korudu ve kulüp tarihinde çok özel bir yer edindi. Belki kaleyi dolduran dev gibi bir kaleci değildi ama o kadar iyi yer tutardı ki onu izlerken topları mıknatıslı gibi kendi olduğu yere çektiği hissine kapılırdınız. Oliver Kahn. Bayern Münih'in bizi alıştırdığı fenomen kaleci geleneğinin en bilindik temsilcisi. Bir kaleciden daha fazlası Oliver Kahn. Eğer onu izlemediyseniz bile kaleci dediğin azıcık rahatsız olacak, azıcık psikopat olacak inancındaysanız Kahn hayran olacağınız bir adamdı. Alman Ligi Bundesliga'da 204 maçta kalesini gole kapatarak rekorun sahibi oldu. 8 lig ve 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Kahn'ı kimileri tarihin en iyi kalecisi olarak kabul eder. Rakip oyuncuları korkutacak, onları baskı altına alacak derecede agresif bir adamdı Kahn. Tam bir saha içi lideriydi. Bazı kaleciler yaptığı fiyakalı bir kurtarışın ardından defans oyuncularına bağırıp çağırmakla meşgul olur ama Kahn her kurtarışını gol atmışçasına kutlayan acayip bir karakterdi. Benim inancıma göre oyuna olan konsantrasyonunu bu şekilde üst seviyede tutan, kalesine gelen her topu maçın son pozisyonu olarak gören bir adamdı. Gianluigi Buffon.
İçindeki futbol ateşi asla sönmeyen, kalede her gördüğümüzde ne zaman bırakacak acaba diye merak ettiğimiz ihtiyar delikanlı Buffon. Kimileri onun futbol oynama, rekor kitaplarına girme arzusunu abartı bulsa dahi Buffon gibi muazzam kariyere sahip bir kalecinin sürekli kendine yeni hedefler koyması takdire şayan. 42 yaşındaki Buffon futbol yaşamı boyunca 1000 resmi maçı devirmiş sayılı futbolcudan birisi. Gol yemeden tamamladığı 300'e yakın maç var, bir dünya kupası ve 10 lig şampiyonluğu görmüş, evinin ödül köşesini sayısız madalyayla doldurmuş ama hep bir fazlasını istemiş bir efsane. Neredeyse her kurtarışı jenerikleri süsleyecek derecede zor ve akıl almaz. Buffon'u yeteri kadar uzun süre izlediyseniz şunu fark etmişsinizdir. Buffon bazı maçlarda resmen yenilmez modu açar, kaleye duvar örer. O gün Buffon'un birkaç top kurtarmak için değil, maçı almak için sahaya çıktığını anlarsınız. Maç boyunca konuşur, kavga eder, takım arkadaşlarını ve tribünleri ateşlemek için elinden gelen her şeyi yapar ve maçı oynamaktan ziyade yaşar. Gianluigi Buffon her dönemde en iyilerin arasına adını yazdırmış ama yaşıtları birer birer sahneden çekildikçe kendine yeni meydan okumalar yaratmış, akıp giden zamanı plonjon yaparak tutmaya çalışmış bir kaleci.